sen de LGS korkusu var mı? Hocam çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten... Bütün öğrenciler bak. Öğrencileriniz de bize yorum yollamış. Yani mesela Mehmet başaramayacağım diye hissediyorum hocam. Olabilir. Bu endişe birçok öğrencimizde var. Hatta öğrencilerimiz bize yorum attılar. Mehmet demiş ki mesela hocam LGS korkusunu yenmek için ne yapmamız gerektiği ile ilgili video çekebilir misiniz? Katılanlar artı bir demiş. Sibile Çevik matematikten çok eksiğim var. Of ya korkuyorum demiş ki birçok öğrencinin en büyük korkusu matematik dersi. Geçen sene zor dediler, bu sene zor olacak diyorlar. Yeni nesil sorular hocam, var diyorlar. Zor olacak diye korkuyorum ben de hocam ya. Zor olursa yapamayacağım diye korkuyorum. Zor hocam. Olursa herkes zor olacak Tonguç'um ama çalışırsan zor da sana kolay gelecek merak etme. Hilal ne demiş mesela? Ben de bu yıl LGS'ye gireceğim ama korkuyorum. Birçok öğrencide çalışan ya da çalışmayan, gayretli ya da çok gayretli öğrencilerin hepsinde bir korku var. Bu... Boş yere çalışmayayım mı diyorum hocam? Yok öyle bir şey yok. Çalışmanın karşılığını mutlaka alacaksın. Az da çalışsan az alacaksın, çok çalışırsan çok alacaksın. Bak burada bir öğrencimiz demiş ki 9 ay çalışma yetecek mi? Bu genel bir soru. Kimse istediği liseye giremiyor hocam ya. Hayır. Esasında gayret gösterenler, istediğinden çok daha iyi liseye girenler de var. Sen sadece olumsuz örnekleri alıyorsun. Yani etrafında böyle üf yaptım olmadı, çalıştım olmadı diyenler senin kulağına daha hoş geliyor. Niye? Çünkü çalışmak bazen insana zor geliyor. Kimse istediği liseye gidemiyor cümlesi esasında doğru değil. Bazı öğrenciler çalışıp çok iyi liselere girebiliyorlar. Olumsuz olmamamız gerekiyor. Çünkü sen bir şeye olumsuz bakarsan o olumsuz olur. Ama güzel bakarsan, iyi düşünürsen iyi olur. Birincisi, en önemlisi senin şu anda stres yapman senin kazanacağını gösteriyor Tonguç biliyor musun? Aa. Çünkü gayret gösteren insan çalışan... Şu anda elim ayağım titrer ondan sonra hiçbir şey yapamam diye korkuyorum hocam. O çok büyük stres. Onun fazlası zararlı. Ama şu anda senin eyvah çalışsam olmayacak mı? 9 ay yetecek mi? Veyahut da istediğim liseye giremeyeceğim gibi endişelerin senin mutlaka başaracağını gösteriyor. Çünkü eğer hiç çalışmamış olsan, hiç gayret göstermemiş olsan, hiçbir hedefin planın olmasa şu an hiç strese girmez. Böyle boş boş dolaşırsın. Yan gel yat. Yan gel yatarsın. Ama sen şu anda sınavdan önce, bak sınavdan uzun bir süre önce stres altındasın. Niye? Çünkü gayret gösteriyorsun. Ve bu stres de mutlaka olmalı. Dünyada başarılı olmuş birçok insan esasında azıcık stresli olan insanlar. Yani çok stresli olsalar zaten başarısız olur. Ama dünyada başarılı olmuş, sınavlarda başarılı olmuş, okulda iyi yerlere gelmiş birçok öğrenci... Ne yapacağım bu stresi hocam? Nasıl yaşayacağım? Stresi yönetmeyi bileceksin ve stresin azının faydalı olduğunu bileceksin. Hem daha fazla çalışmanı sağlıyor hem de iyi bir şey. Birincisi stresini azaltmak için bazı yapman gereken şeylerin en başında uyku var. Uykunu önemsemen gerekiyor Tonguç'um. Sağlıklı bir beyin için ki sana çok gerekiyor biliyorsun. Teşekkür ederim hocam. Sağlıklı bir beyin için düzenli uyku lazım. Yani yattığın saat belli olması lazım. Kalktığın saat belli olması lazım. Ve aman biraz geç yatayım. İşte nasıl olsa 1'e kadar oturayım 2'ye kadar ders çalışırım. Demek... Yaz döneminden çıkışta zorlanıyorum hocam. Evet yaz mevsiminde birazcık geç yattık geç kalktık. Onu biraz düzeltmemiz gerekiyor. Ama okulların erken başlaması ve senin de gayret gösteren. Zaten insan ders çalıştığı zaman uykusu geliyor. Eğer uykun gelmiyorsa aç bir test kitabı aç bir kitap. Mutlaka uykunu getir. Erkenden yatıp uykunu güzelce almaya bak. Saat 10 ile 2 arasında beyin gerçekten çok gelişiyormuş. O saatlerde veya onun biraz daha ötesinde uyuman senin için faydalı. Ve çalışman gerekiyor Tonguç. Bak burada anahtar kelime çalışmak. Çünkü çalışan kazanır Tonguç'um. Sen şu anda çalıştığın için strese giriyorsun. Daha fazla çalışarak konuları öğrendiğinde çok daha iyi yerlere geleceksin. Ve stresin de azalacak. Ve çalışmaktan kastımız da şu. Birincisi her gün çalışman gerekiyor. Farklı bir derse çalışman gerekiyor. Ve düzenli programın olması gerekiyor. Bu programı kendi yapabilirsin. Bizim sana ücretsiz olarak verdiğimiz LGS kampımız var. Burada farklı farklı rehberlikle alakalı matematik, inkılap... Her gün video var mı hocam? Her gün farklı bir dersin videosu var. Ve bunları düzenli bir şekilde biz önceden yayınlıyoruz. Hatta bununla alakalı sana çalışma programı oluşturuyoruz. Dolayısıyla sen mutlaka bunu takip et. Düzenli bir programın olması lazım. Ve sağlam adımlarla ilerle. Sağlam adımla ilerlemek şu. Ya işte birkaç tanesini yapayım sonra gene eklerim. Şöyle düşün bak. Kocaman bir pasta düşün Tonguç'um. Şu an evet ben buraya bu kadar büyük bir pasta getirsem. Bu pastayı sen bir oturuşa bitirebilir misin? Bir oturuşa bitirirsem herhalde patlarım hocam. Aynen bir oturuşa bitirirsem pastadan zevk almazsın. Pasta seni kusturur. Ama küçük küçük dilimler halinde böyle birkaç küçük küçük dilim yesen ne olur? Keyif alırsın. İşte LGS'de bitirmen gereken matematik, fen, Türçe, inkılap tarihi, din, İngilizce. Matematikte bir sürü konu var hocam. Yeni nesil soruları ne yapacağımı korkuyorum hocam. Evet yeni nesil sorular, yeni tarz sorular bunların hepsi seni endişelendirebilir. Ama hepsini bir pasta gibi düşün. Küçük küçük dilimler halinde bitirirsen yani matematik bak burada tekrar göstermek istiyorum. Biz bazı günleri matematiğe ayırdık, bazı günleri
İnkılap tane. Bazı günleri fena yırdık. Hepsini bir güne sığdırmadık. Yani bir gün çalış, 6 gün yat. Böyle bir şey olmaz. Aynı şekilde sen de pastayı dilimler gibi bütün bunları güzel güzel çalışarak ve başarılı olacaksın. En önemlisi de aile desteği. Ailem bu dönemde zaten sana destek oluyor. Yani sana hiçbir aile şöyle demez. Ailem sadece çalış diyor hocam. Bana başka hiçbir şey söylemiyor annem. Sürekli çalış diyor hocam. Bununla alakalı da esasında ailenle konuşabilirsin. Onlara şunu söyleyebilirsin. Aileciğim, anneciğim, babacığım, teyzeciğim, halacığım, kardeşim, abi fark etmez. Sizler benim iyiliğimi istiyorsunuz biliyorum. Ve sizler ben başarısız da olsam, başarılı da olsam beni çok seveceksiniz. Ama siz bana çok fazla çalış deyince benim moralim bozuluyor. Sanki çalışmıyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden bu konuyla alakalı aramıza bir anlaşma yapalım. Gerçekten çalışmadığımı görürseniz beni uyarın demen faydalı olabilir. Ve bunu nasıl söyleyeceksin? Ben öyle bir şey söylesem bu an bana çapar hocam. Çarpar evet, suratıma. Terlik atabilir. Anneler terlik atıyor genelde. Ellerini kullanmıyorlar. Ama bunu onları karşına alıp düzgün bir şekilde bakın size çok önemli bir şey söyleyeceğim diye böyle heyecanlandırıp böyle aa ne söyleyecek acaba diye oturtup sonra bunu tane tane söylersen emin ol en sert anne babalar bile anlayışla karşılayacaktır. Ve düzenli çalışma ortamı da önemli Tonguç'um. Mesela dağınık bir masa, işte karanlık bir oda bunların hiçbiri çalışma isteğini uyandırmaz. Ama güzel aydınlatılmış bir oda, düzenli bir masa insanda oturup biraz çalışayım hissi oluşturur. O zaman ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hedefine ulaşacaksın. Hadi bakalım çalışmayı bırakmak yok. Gayretli bir şekilde ve planlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz Tonguç'um.